Seva Bilkara, Mimar Sinan'dan Nihal Kafalı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Seva Yavuz, Hacettepe'den Fuat Baysar, 9 Eylül'den Mümtaz Sayla ve Yeditepe'den Özlem Mutaf Büyükarman bizlerle. Çok özür dilerim. Ben programı anlatmayayım. Hatam çok özür dilerim. Çok kusura bakmayın. En son programdan bakmıştım. Çok kusura bakmayın. Herkes hoş geldin. Ben Ersan Hücret. Kocama söz veriyorum. Evet. Hoş geldiniz. Üniversitelerde sanat eğitimi altına oturum için birlikteyiz. Fazla bir sayıda bir temsil var burada. Altı konuşmacı var. Ben az konuşayım diye moderatörlüğü bana teklif ettiler. Herhalde. Lütfen yanlış anlamayın. Genelde günümüzde sanat eğitimi ne şekilde algılanıyor? Bu algı nasıl netleşti? Bu çerçevede bir başlangıç yapacağız. Kurumsal gelenek, yenilenme ve güncellenme gibi bir başlık altında devam ediyoruz diye düşünüyoruz. Daha sonra süreç içinde etkilenme, esinlenme, özgürleşme süreçleri üzerine görüşelim diye düşündük. Zaman kalırsa piyasa, sanat ortamı, yayınlar, ara kurumlar, galeri meselesi, öğrenci açısından, mezuniyet sonrası süreç açısından bu problemlere bakalım diyoruz. Ve özellikle mezuniyet sonrası sürecin ne şekilde şekillenmesi gerektiği üzerine fikir alışverişi yaparız diye düşünüyoruz. Vakit yine kalırsa lisansüstü eğitim, tezle sunum pratikleri, kuramsal derslerin yeri ayrıcalığı ve önemi gibi devam edeceğiz. Bu anlamda konuşma planımız var. İsterseniz günümüzde sanat eğitimi algısında ne şekilde netleşiyor, ne şekilde böyle bir algı ortamda bunu tartışalım. Bildiğiniz gibi çok fazla sayıda sanat eğitimi kurumu var. Devlet üniversitelerinin sayısı 100'e yaklaştı. Vakıf üniversiteleri neredeyse tümün de güzel sanatlar fakülteleri ya da sanat tasarım fakülteleri var. Dolayısıyla karmaşık bir duruş şekilleri ve algı oluştuğunu düşünüyoruz. Ve bu anlamda hocalarımız belki kendi kurumsal yaklaşımları itibariyle sanat eğitimi meselesine nasıl bakılıyor, kurumlarında nasıl bir algı var, bu konuda giriş yaparlar diye düşünüyorum. Ben ilk sözü Hacettepe Üniversitesi'nden Zuhal hocamıza veriyorum. Buyurun hocam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sanat eğitimi dediğimiz zaman neyden bahsediyoruz? Ben kendi alanımdan bakarsam neyden bahsediyorum? Biraz konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi tabii bir sanat eğitimcisi olarak ve uzunca yıllarda bu sanat eğitimini kendisi almış olan bir kişi olarak ve bir sanatçı olarak diyebilirim ki aslında sanat eğitimi dediğimiz şey bir insanı şekillendirme eğitimi. Bir insanı yeni baştan yaratma eğitimi. Bu da şöyle bir şey, Jacques Fresco'yu belki bilirsiniz, 95 yılında bulduğu Venüs Projesi'yle bilinen bir mühendistir, aynı zamanda bilim adamıdır ve düşünürdür. Günümüzdeki eğitimi açıklarken şöyle söylüyor, eğitim aslında bir tek tipleşme yöntemi. Ben bunu tartışıyorum kafamda, eğitim gerçekten bir tek tipleşme yöntemi, ezber sürecini sokuyor insanı. Ve bu noktada sanat eğitimi nerede duruyor? Eğer diyor Fresco, insanlara teklif yaparsanız çok kolay kontrol edebilirsiniz, çok kolay yönetebilirsiniz. Belki de yaşadığımız sıkıntıların en temelinde de bu, yönetilebilme hali. Sanat eğitiminin bunun tam karşısına kurulduğunu düşünüyorum ben. Bir sorgulama hali yaratmak. Ve sanat eğitiminin aslında yıkıcı bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir yıkıcılık? Bir şeyleri İnşa edebilmek için önceden varlığını yıkmanız gerekiyor. Sanat eğitimi bunu yaratıyor insanlarda. Çünkü hayata bakış açınızı kökten değiştiriyor. Ve geleneğinizin ya da kimliğinizin sunduğu konforu bir kenara bırakmanızı sağlıyor. Size diyor ki her şeyi bırak. Her şeyi bırak ve kendini yeni baştan yarat. Ve bir sorumluluk veriyor size. Nasıl bir sorumluluk bu? Kendinize karşı olan sorumluluğunuz. Ben kimim, nerede duruyorum, ne yapıyorum? Benim dünyaya karşı sorumluluğum ne, kendime karşı sorumluluğum ne, bir ötekine karşı sorumluluğum ne, empati yaratma ve düşünebilme, bir ötekini düşünebilme. Sonrasında kendi eserini düşünebilme ve kendini inşa edebilme süreci.
Ha bu kolay mı? Değil. Yani bu 4 yılın içerisinde bir insana verebileceğiniz bir şey mi? Kolay değil, hayır olmuyor. Belki de sıkıntılarımız bu. Biraz da belki de bu açıdan bakmamız lazım. Sanat eğitimi 4 yıllık bir eğitim midir? Sanat eğitimi nasıl bir şeydir? Yoksa yaşantıya mı yayılan bir şeydir? Ha, ne yapıyoruz biz peki sanat eğitimi verirken 4 yıl içerisinde? İnsanlarda bu güdüyü yaratmaya çalışıyoruz. Yani bu ihtiyacı yaratmaya çalışıyoruz. Bir sanat öğrencisinde kendisini yeni baştan yaratma sorgulaması oluşturabiliyorsanız o zaman müthiş bir şey. O zaman o gerisini getirebiliyor. Hani eğitimde derler ya ilk 7 yıldır önemli olan. Yani bir insanın 1 yaşından itibaren 7 yaşına kadar ki olan süreç çok önemli. Neden? O süreç içerisinde kimyasını oturtursunuz çünkü. Kimliğini, kişiliğini oturtursunuz. Ondan sonra artık kendi tercihlerini yapmaya başlar. Sınav eğitimde ona benzer bir şey. Yani o 4 yılın içerisinde biz bu sorgulamayı oturtabiliyorsak evet bunun üzerinden bir şeyler kurmaya başlıyor kişi. Tabii bir de şu var, sanat eğitimi dediğiniz zaman malzemeler, biçim olanakları, tekniği, işin tekniği, işin mutfağı, bunu da tabii ki giriyorsunuz fakat biçim olanakları da sürekli değişiyor. Birçok şey değişiyor. İlk 5 yılın içerisinde bile bir sürü şey değişiyor. Toplum değişiyor. Toplum değiştiği zaman zaten sanatın değişmediğini düşünemezsiniz. Dolayısıyla da bu ihtiyacı siz bireyde oluşturduğunuz zaman artık o otomatik olarak kendisi bu sürece girdiği için kendi araştırmasını, kendi yöntemlerini de oturtmaya başlıyor diye düşünüyorum ya da oturtmaya başlar diye düşünüyorum. Tabii bu çok ideal bir şey. Bunun aynısını yapabiliyor muyuz? Gerçekçi söylemek gerekirse çok fazla da başaramadığımız oluyor. Ve eğitim sistemindeki belki bu noktada temelleri, sıkıntıları belki paylaşmaya başlıyoruz. Yani her birimiz farklı farklı üniversitelerden buraya bir araya geldik. Marmara var, bunlar sınav var. Aslında evet. Ben isterseniz sözü burada kurumsal gelenek olarak en eskiyi temsil eden üniversitesi. Güzel Sanatlar Üniversitesi temsilcisi hocamıza bırakayım. Oradan da bir nasıl bir tavır ve algı var onu öğrenelim. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Lersin Özer, Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde görevliyim. Aslında seramik sanatçısıyım. Eğitimci kimliğimle bugün buradayım. Sanat eğitim diye başladık, öyle bir konuşma yapacağız dedim. Daha önce minik konuşma geçirdik aramızda ki, hani herkes aynı cümleleri tekrarlamasın, birbirimize bir şeyle pas verelim diye. Ben hakikaten 30 yılı geçmiş bir şeyler kurumdan o eğitimleri alarak geldim. Biz hafif Erasmus ve Bologna sürecini minnacık burada söylemek istiyorum. İlk direnen ve hala direnmeye devam eden kurumların başında geliyoruz. Biz sanat ağırlıyız. Biz bir üniversitenin içindeki bir güzel sanatlar fakültesi değiliz. Biz o üniversitenin kendisiyiz. Onun için hep karşı duran vaziyetteyiz. Ama zaman içinde uyumlu sağladık diyeceğim. Uyumlandık. Olabildiği yere kadar hala belirlediğimiz noktalar var. Çünkü öyle bir hocamın söylediği tek tipleşme sanatta asla olmaması gereken bir şey. O sizin özgürlük kapılarınız, o size aslında kültürel kimlik kazandıran, bölgesel devletinizi kurmanız gereken. Yani tüm eğitimi dünyanın her yerinde teknolojiye bağlı olarak mükemmel olmak zorunda. Ama sanat eğitiminde orada evet gerekir ama bunda gerekmez. Biz bunu savunuyoruz, hala savunuyoruz. Senin kriterleri bulundurken ne olur bir tipleşme asla olmasın diyoruz. Ama sonuçta sistemin getirdiği yararları diyeceğim, kredili sistem ve onu seçmek dersler getirdiğin faydasını da ben bu sergiyi özellikle gördüğümde yani daha fazla yardımcı malzeme dediğimiz hepsi medyadaki öğrencilerimizin karışımı, üretimlerine yaymaları, baktığım zaman farklı bir değil ama bir resim öğrencisinin bunu yapıyor olması inanılmaz bir açıklık. Jürilerin bunu değerlendirmesi ve o öğrenciyi yönetmesi aslında muhteşem bir şey. Yani eğitimimiz onun için bence Türkiye'nin genelinde ama sadece ben herhangi bir bölge İstanbul'da Ankara diye asla bir şey yok. Türkiye'nin genelinde inanılmaz çıkan yüksek bir sanat eğitimi olduğunu bu gibi sergiye yapılan işlerden görebiliyorum. Teşekkür ederim. Ben de aynı duygular içerisindeyim. Üsküdar'dan Batman Üniversitesi'nden, Nevşehir Üniversitesi'nden
çok nitelikli işler görmenin fırsatını ya da şansını elde ettik. Gerçekten bu da bizi pozitif düşünmeye iten bir sebep. Çünkü üniversiteleşme ya da bu kadar fazla sayıda fakülteleşme baştan bazı endişeleri beraberinde getiriyor ama bunun hızla yoluna girmesi, eğitim kalitesinin yukarı çıkması ya da bunun göstergelerinin bizim de buluşması çok önemli diye düşünüyorum. Hocamın sözlerine ek olarak biz iki kere bir teklifleşme şeyi yaşadık. 82-83 döneminde YÖK kurulurken işte akademi gibi, tabii ki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu gibi kurumlarla bir fakülteleşme süreci başladı ve biz bir teklifleşme şekli ilk o dönemde yaşadık. Son örneği de 5-6 yıl önce yaşadığımız Bologna süreci meselesidir. Genelde sanat eğitiminin beklentileri de uyuşmayan bir model karşımızdaydı. Genelde bu direniş bütün fakültelerde yaşandı. Ama biz Bologna'yı da kendimize uygun hale getirerek, özellikle 9 Eylül Üniversitesi örneğinde bu çok daha kolay olduğumuz atölye eğitimi yapmıyoruz çünkü. Bugün daha iyi noktaya geldiğimizi düşünüyorum ama bu Bologna onların önerdiği Bologna değil. Burada tabii ki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu geleneğini temsil eden bakış ne süreçte bir değişim yaşadı. İsterseniz oraya verelim sözü. Devam edeceğim, buyurun. Ben öncelikle tabii ki ya da bugünkü adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi üzerinden söze girmek istemiyorum. Şöyle bir durum tespiti yapmak istiyorum. Aslında genel bir kadro hikayesine baktığımız zaman 17. yüzyıla 19. yüzyıl arasında sanatın bir nesnenin estetikleşmesi üzerine bir tavrını görüyoruz. Biraz o aralığı açmak istiyorum. 19. yüzyılda bir tür biçim nesnenin biçimselleşmesiyle ilgili bir problematiğin sanatın merkezine alındığı, işte 20. yüzyılın başlarında böyle bir çerçevede işte sanatın daha doğrusu sanatın ve sanatçının daha önem kazandığı bir tür tavır olarak da eğilim üzerine kurduğu bir düzeni görmek durumundayız. 21. yüzyıla geldiğimizde bir şeyler değişiyor. Tabii o pozitif ilmin tek doğruculuğu ortadan kalkıyor, yerine çok doğruculuk, yani bireyin aslında kendi doğrusu üzerine kurulu bir eğitim sisteminin olması gerektiğini düşünüyoruz ya da böyle olmalı da aslında. Ama bizim genelde baktığımızda kurumlar arası ilişkilere ya da kurumlara baktığımızda bundan çok da uzak olduğunu görüyoruz. Çünkü hala 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarındaki 1960'lar işte düşünün, usta çırak ilişkisiyle devam eden, işte merkez odaklı, 3 ya da 4 disiplini içerisinde barındıran sanat tarihi, sanat eleştirisi ya da uygulama dediğimiz sistemler içerisinde barındıran bir sanat eğitiminden bahsediyoruz. Halbuki bugünkü değerlere baktığımız zaman işte artık günlük yaşamın bir tür estetikleşmesiyle ilgili bir sorumsallık var. Ben bunu bir sorumsallık olarak görüyorum. Çünkü kültür endüstrisi, yani içerisinde neyi barındırıyor? Medya kültürü var, işte iletişim kültürü var, pop kültür var vesaire, bunu çoğaltabiliriz. Bu kültürlerin kültür ilişkisinin aynı zamanda sanat ve sanat eğitimiyle de çok yanlı bir ilişkisi var. Bunu nasıl sorgulayabiliriz ve bunu nasıl yansımıştır sanat eğitimine diye düşündüğümüz zaman aslında parçalanmış bir bireyden bahsediyoruz ve çok anlamlı bir nesnelleşme ya da görsellikten bahsediyoruz. Bunun üzerine gittiğimiz zaman sanat eğitiminde bazı çıkmazların olduğunu da görüyorum. Çünkü bunlar nedir? Merkez odaklı eğitimin hala kurumlarda geçerli olduğunu, bilgi öğretilme üzerine kurulu bir sisteme var olduğunu görüyoruz. Halbuki sanat eğitimi sisteminde öğreticinin ya da sanat eğitimcisinin bilgi verme değil, bilgi üretme üzerine ya da bilgi üretme yardımcı olma üzerine bir misyonun olması gerektiğini düşünüyoruz. Buraya baktığımız zaman da gelecekte şöyle bir şey gözüküyor aslında, gelecekte bugün olması gereken şey sanattan daha ziyade kültür ya da kültür psikolojisinin kavramlarının referans alınacağı bir sistem olması gerektiğinin altı çizilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Artık
bir tür nesne üretme üzerine kurulu değil, bilgi üretme üzerine bir şeyin alanın açılması gerektiği düşünülüyor. Tabii burada potansiyel olarak sadece sanat eğitimi veren kurumlar değil, sanat eğitim kurumları 19. 20. yüzyılın ortalarından sonra birazcık sanat piyasası dediğimiz ya da gösterim alanı dediğimiz, sanatın gösterim alanı dediğimiz alanların birazcık dışında kalmış durumda. Aktivasyon olarak daha çok sanat gösterim alanları sanatı şekillendirmeye başlamıştı. Bu da belki sanat eğitiminin Gölcek'te zaafı. Gölcek'te de sanat izleyicisinin, alıcısının ya da buna buna tabii bir tür sanatın medyalaşması, yani o da tartışılacak bir konu ama şu anki gerçeklerden bahsettiğimiz zaman bunun da sanat kurumlarının bir türlü dışarıda sadece bilgi üreten ya da bilgi üreten olarak bakmıyor aslında. Nesne üretim yeri alan olarak, bir tür fabrika olarak gördükleri alanların içerisine girmeleri oralarda bir tür sosyopsikolojik ilişkiyi kurmaları gerekiyor. Bunun yerine tabii ki bazı platformlar bu iş olmayınca bazı sanat platformları bu görevi üstlenmiş durumdalar. Yani bu da takdir edilmesi gereken bir şey ama Gölcek'te de işte fakülteleri bu anlamda bir bence yalnızlaştığında bir ölçekte göstergesi diye düşünüyorum. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak belki bunu aşmak için bizim yıllar önce kurduğumuz bir etkinlik var. Uluslararası öğrenci treneri, yani genç öğrencilerin temsiliyetini hem yurt dışındaki öğrencilerle buluşturarak sorgulanmasını gerekli kılan bir etkinlik. Bu etkinlikte bir ölçekte biz galerilerle paslaşarak ya da bazı tartışma platformlarına paslaşarak aşmaya gayret ediyoruz ama bu yeterli mi dersiniz? Hayır, bence yeterli değil diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi tabii sanatın alanı sürekli gelişiyor. İçerdiği yeni anlamlar nedeniyle bizim de sürekli bir tavır geliştirme gibi bir sorunumuz var. Hatta bu bazen gecikmeli olduğunda sanat eğitim kurumları muhafazakar kurumlarmış gibi algılanabiliyor. Bir de çok net bir tavır geliştirme aslında çok doğru da değil. Çünkü öğrencilerimizin getirdiği problem çok değişken. Onların yetişme problemleri, kendilerine özgü durumlar arz ediyor. Dolayısıyla sizin genel bir mantıkla buraya yaklaşmanız çok mümkün değil. Her öğrenci bir fenomen, ona özel bir metot uygulamanız gerekiyor. Yani sanat eğitim, diğer eğitimler karşısında böyle bir zorluğu var ve ayrıcalığı ve özelliği var. Yani bu bizi daha çok belki uğraştırıyor. Bilmiyorum Anadolu'da bu iş nasıl oluyor hocam? Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde durum nedir ya da sizin duruşunuz nedir? Bilgi alalım isterseniz. Teşekkür ederim hocam. Üniversitemizde, Güzel Sanatlar Fakültemizde tabii diğer aslında çoğu Güzel Sanatlar Fakültesi'nde gözlemlediğim kadarıyla işte hocam da var, hocam da bahsetti. O modernizmin, o tektipleşmenin, işte kategorilere, sınıflara ayrılmanın etkilerini görüyoruz. İşte geleneksel Güzel Sanatlar eğitiminde resim, heykel, grafik gibi alanlarda belirli tanımlar altında öğrenciler eğitime devam ediyorlar. Fakat aslında bir taraftan da tabii Bologna süreci var. İşte bütün üniversiteyle beraber, diğer bölümlerle beraber dahil olmanız gereken bir Avrupa uyum eğitimine uyum sistemi var. Dolayısıyla bunun da gereklerini yerine getirmek lazım. Fakat sanata bakıyorsunuz, güncel sanat çok farklı. Disiplinler arası, işte postmodernist çağdayız. Yaşayış biçimleri, düşünce biçimleri, üretim biçimleri bunlar hep hibrit ürünler aslında bir bakacak olduğumuzda. Dolayısıyla bunlar arasında sıkışmış bir sistem gözlüyorum, gözlemliyorum. Bizim yapmaya çalıştığımız şey bu bağlamda atölye derslerimizde, işte projelerimizde biraz daha böyle disiplinler arası yaklaşımlar, işte yeni medyalar, işte yeni malzemeler, bunları deneysel olarak kullanma, deneysel süreçler. Daha sonra aslında bu postmodernist çağda şöyle bir şeyden de bahsetmemiz lazım. Yapılandırmacı bir yaklaşım var. Hocam da dedi artık pozitivist etkisinden kurtulmamız lazım. İşte sosyal bilimler bile pozitivist çerçevede oluşmuşlar ama tek bir doğru yok. Çoklu doğrular var, çoklu anlamlar var, katmanlı anlamlar,
elindeki yaratıcılıklar söz konusu. Dolayısıyla eğitim, verdiğimiz eğitimde bunlara nasıl cevap vereceğiz? Benim gördüğüm en temel konu bu. Yani gerçek güncel sanat hayatına öğrencileri hazırlamak. Bu da dediğim gibi işte projelerle, hocaların, öğretim üyelerimizin biraz daha böyle yenilikçi bakış açılarıyla, farklı deneysel uygulama biçimleri, malzemelerle. Tabii ki en önemlisi, ben çok daha çok teori odaklı benim çalışmalarım. Teoriyi çok önemli görüyorum çünkü yeni malzemeler denediğiniz zaman, eğer onun altını işte teoriyle, kuramını beslemediğiniz zaman ya da farklı deneyimlerle, farklı yaşam biçimleriyle belki bağlamsal olarak desteklemediğiniz zaman o sadece biçimsel olarak evrilmiş oluyor. Yani düşünce biçimi aslında evrilmiyor. Ve bunu da bir öğrenci, yani sanatçıyı yetiştiriyoruz. Sanatçı adayları var yanınızda. Bunu da bir düşünce biçimi, bir yaşam biçimi, bakış biçimi olarak aktarmak gerçekten çok önemli. Bu sebeple dediğim gibi deneysel yaklaşımlar, yenilikçi anlaşımlar, şeylerle, anlayışlarla öğrencilere kazandırmak istediğimiz şey de bu, perspektif, bakış açısı da bu. Evet, teşekkür ediyorum. Hocam, Yiğit Tepe'de durumu, sizin bakış açısınız nedir? Şimdi ben de Yiğit Tepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi adındayım. Grafik tasarım bölümünde öğretim üyesiyim ben de. Marmara mezunuyum aslında. Sanat eğitimi dediğimizde özellikle son dönemde benim de gördüğüm tasarım öğrencilerinden de sanat ve tasarım olarak bir arada alırsam en önem kazanan şey tabii yaratıcılık oldu. Çok daha fazla önem kazandı eskiden oranla ve özgün bir görsel ifade biçimi bulmak öğrencilerin açısından. Çünkü genel üniversite sayısına da baktığımızda üniversite eğitiminin en büyük problemi var olan bilgi aktarımına dayanması. Oysa ki özellikle sanat eğitiminde yeni üretimler, yeni bilgi üretimi çok daha önem kazandı. Yeditepe'de biz bunu nasıl destekliyoruz? Farklı atölyelerden öğrencilerin faydalanmasını sağlayarak desteklemeye çalışıyoruz. Kaldı ki artık eskisi gibi hoca, öğretmen ve okul tek kaynak değil. Öğrenciler birçok yerden besleniyorlar. Yurt dışındaki işleri görüp kendilerini kıyaslıyorlar, gidebiliyorlar, internet üzerinden paylaşabiliyorlar. Böyle bir durumda zaten öğrenciler bu disiplinler arası çalışmayı talep eder durumdalar. Ve güzel sanatlar eğitiminin o yüzden disiplinler arası bakış açıları kazandırması, sorgulamayı uyandırması ki sorgulayarak ancak yaratıcılığa ulaşacak, yaratıcı problem çözme biçimleri kendisi geliştirecek çok daha büyük önem kazandı. Hepimizin görüşleri aşağı yukarı zaten aynı. Teşekkür ediyorum. Özlem Hocam konuşurken aslında ben 9 Eylül Üniversitesi'ndeki durumu da biraz ilişkilendirdi. Şimdi Güzel Sanatlar Fakülteleri özel yetenek sınavıyla öğrenci alıyor biliyorsunuz. Yaklaşık olarak 400, 500, 600 kişi hatta 1000 kişi İstanbul'daki üniversitelerde size başvuruyor ve siz içerisinde 15-20 kişi seçiyorsunuz. Bu büyük bir şans aslında. Yani özel çocuklar, özel öğrencilerle başlasınız ve hem yenilenen bir şeyle karşı karşıyasınız, yapıyla karşı karşıyasınız. Yani burada yaptığınız eğitim cazip tarafları da var, sürpriz içeren tarafları da var, özel tarafları da var. Bizde 1975 yılında bulunan ilk fakülteyiz. YÖK'ten önce kurmuş bir fakülteyiz. Seval hocamız da bizden mezunuz 9 Eylül Üniversitesi'nden. Garipli ve tuhaflı nedeniyle özel alternatif bir durum oluşturan bir fakülte eğitimi yaklaşımı söz konusu oldu. Kurulurken bir hocamız İngiltere'den geldi, bir hocamız Almanya'dan geldi, bir hocamız da Fransa'dan geldi. Ben de Türkiye'yi temsil eden katıldım. Gençtim o zaman, araştırma görevlisiydim. Dolayısıyla hiçbirinin dediği olmadı, ortaklaşa bir durum oluşturdu. Yani daha şey yok orada da, yürü falan yok. Haliyle duruşu itibariyle sürekli alternatif düşünen, yeni malzemeye imkan tanıyan, yeni çıkışlara meşhuriyet kazandırmaya çalışan bir eğitim anlayışı modeli oluştu kendiliğinden. Ve 40 yıla yakındır da denenmiş bir model olarak ortaya çıktı ve şeyini de sürdürüyor, etkisini de sürdürüyor diyebiliyorum. Dolayısıyla sanat eğitim böyle garip, değişken ama bir şekilde de mantık olarak doğru konumlandığınızda ya da doğru hissettiğiniz şekilde konumlandırdığınızda işleyen bir sistem. Yani üretim hali gibi bir mekanlar sonuçta bunlar. Siz sonuçlarla karşılaştığınızda da büyük bir haz duyuyorsunuz, keyif duyuyorsunuz. Burada ürettiğimiz ortak metinler de daha önce
mail yoluyla yaptığımız yazışmalarda hocalarımızın altını çizdiği şeyler süreç içerisinde, eğitim süreci içerisinde etkilenme meselesi, esinlenme meselesi, özgünleşme süreci gibi nasıl netleşiyor gibi meseleler. İsterseniz bu konuda devam edelim. Bu sefer sizden başlayalım hocam. Bu sırayla bir yer. Daha önceki konuşmamın küçük cevabeler yapmak istiyorum. Aslında şöyle bir soruyla devam etmek gerekiyor. Sanat öğretilebilir mi ya da sanat eğitimi gerekli mi gereksiz mi tartışılabilir belki. Çünkü şu an biz her ne kadar durumu parlak görsek bile hala didaktik bir bilgiyle sanat eğitimi yapıldığını ben düşünüyorum. Açıkçası bu bir öz eleştiri olarak kabul edilebilirsiniz. Bugün etkilenmeden bahsettiğimiz şey de şu, tabii ki güncel sanatın bazı problematiği var. Bunun sebebi de şu, çok çeşitli dilin olması, daha doğrusu görsel bir bombardıman içerisinde olmasından kaynaklanıyor. Belki alıntılama bunun içerisinde en önemli faktörlerden biri, yanlış anlamaya da sebep verebilecek bir şey. Bu hipermedya içerisinde birbirine benzer işlerin konuşulması ya da tartışılması ana sebeplerden bir tanesi budur. Çok görüntünün ortak olarak kullanıma açılması ya da onları nesneleştirmesi tartışılabilir. Belki burada özelliğin ya da o biricik olma, birine ait olma meselesi tartışılabilir. Sanatta böyle bir şeye gerek var mıdır diye de bunun altı çizilebilir diye düşünüyorum. Yani sonuçta şuraya gelmek gerekiyor. Belki de sanat eğitiminde yapılması gereken belki şu olmalı. Eğer dedim bir sanat eğitimi gerekiyorsa ben sınav sistemine de bakarak bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Biz hala 19. yüzyılın normlarında bir sınav sistemi uyguluyoruz. Çünkü yetenek üzerine kurulu, ability üzerine kurulu öğrencileri çıkarma ya da onları sanatçı yapma üzerine eğri bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistem nasıl açılabilir onu bilemiyorum. Belki de sistemi dışarıdan baktığımız zaman sanatın kendi normları yani karşı olma ya da kırıcı olma gücünü kullanarak sanat eğitimde de ve böyle bir kırıcılıkla bu sistemden kurtarılabilir diye düşünüyorum. Süreç tabii özellikle dijital ortamın gelişmesi, teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı malzeme disiplinlerimize dayatır hale geldi. Hocam baştan söyledi. Seramik öğrencisi resim yapıyor, resim öğrencisi video oluşturuyor, fotoğraf çekiyor. Siz bunların hepsini kabul etmek durumundasınız. Bunların hepsini meşru bir alan içerisinde doğal üretimler olarak, öğrencinin kendini ifade ettiği bir alan olarak görmek durumundasınız. Dolayısıyla burada problemi çok ciddiye almak gerekir mi? Özgün görsel dili inşa ederken yani bunları bir sıkıntı olarak anlamak gerekir mi? Bazen biz de tartışıyoruz, çıkmaza giriyoruz diyebilirim. Hocam siz de devam edelim. Şimdi özgünlük konusuna gelince tabii internet bu anlamda öğrencileri özellikle eğitim alanında çok etkiledi. Öğrencilerimiz plajörizm dediğimiz, intihar dediğimiz durumun Türkiye'de yeterince bilincinde değiller hala. Ve tabii bu çok fazla görsel esinlenmeye neden oluyor. Usta-çırak ilişkisine girdiğimiz zaman da hani o tip bir eğitim sisteminde de hocaya çok fazla öğrenme geliştiriyor ve üsluptan çok fazla etkileniyor. Bunun yolunu ben yine farklı atölyelerde, farklı hocalarla bir arada çalışmak olarak görüyorum ve sonuçta belirli teknikler öğretilebilir. Didaktik dediğimiz, bahsettiğimiz belirli dersler için, belirli konular için geçerli olabilir ama esas olan tabii düşünmeyi teşvik etmek, yaratıcılığı teşvik etmek ve öğrencinin kendi bulmasını, buluş yoluyla öğrenmesini sağlamaya çalışmak. Genel olarak yapmaya çalıştığımızda Özlem hocama katılıyorum bu konuda. Düşünmeyi öğretmek gerekiyor. Yaratıcılığı öğretmek gerekiyor. Daha da önemlisi bu noktada kendine samimi olmayı, samimiyeti öğretmek gerekiyor. Çünkü sanat dediğimiz şey biraz da kişinin kendiyle alakalı bir şey az önce söylediğim gibi. Bir de burada şeyi netleştirmemiz lazım diye düşünüyorum. İnternet nedir? Benzeme ya da etkilenme nedir? Bu iki kavram birbirinden farklı. İntihar dediğimiz zaman aslında bir sanatçının eserini birebir alıp altına imza atmak demek. Yani intihar fikir ve sanat eserleri kanununa göre suç olan bir şey. Dolayısıyla
Evet, yapılmaması gereken bir şekillenme dediğimiz, pastiş dediğimiz, parodi dediğimiz kavramlar, bunlar zaten sanat tarihi içerisinde temellerini bulan kavramlar. Bunlar var, kullanılıyor. Çok uzun bir süredir sanatın içerisinde var olan şeylerden. İntihal başka bir şey, kopya. Dolayısıyla bu noktada bence bizim eğitimde bunun etiğini, ahlak, sanat etiği, sanat ahlakı kavramlarını öğrenmemiz lazım. Belki bir parça sanat hukukundan bahsetmemiz lazım. Ben bu konuda biraz eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu çok son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız bir şey, intihal vakaları. Türkiye'de çok fazla var, evet, az önce tezlerde de aynı şeyi yaşıyoruz. Kopyalamayla çok, çünkü neden? Düşünmek zor geliyor. Yani öğrencilerimizin genelde yaşadığı şey bu. Hazır varken neden hani ben yapayım? Gerçi yapılmışı var, derler ya, yapılmışı varken ben neden yapayım? Şimdi burada düşünme ve kendin bir şey üretme, bir şeyler yaratma, kendinden bir şeyler katma konusunda biraz tembeliz galiba. Hazır bulmak, hazır konmak, yine sanatsal anlamda moda olan şeyleri kullanmak bizim için çok daha kolay. Moda o, biçim. Dolayısıyla ben bunu yaparsam kısa yoldan sanatçı olurum. Bunun da getirdiği bir sıkıntı bence bu intihal. Çok çabuk bunun biçimleri, hazır bulmuş biçimleri bir araya getirip bir eser üretip hemen kısa yoldan kendini gösterme çabası. Bunların önüne geçebilmenin tek yolu işte gerçek anlamda sanatın ne olduğunu benimsetmek ve sanat mesela ki samimiyet olayını öğretmek. Yani bunun üzerinden gitmeliyiz diye düşünüyorum. Evet, bizde genelde birinci ve ikinci sınıf temel eğitim sürecinde. Dolayısıyla teknik ağırlıklı bir eğitim daha çok uygulanır. Ama eğitim pratiği olarak üçüncü sınıftan sonra örneğin portre yaptıracaksanız ya da peyzaj ya da nesneydi, her şey, her neyse bir adını bu olmadan bir projeye bağlayarak yaptığınızda öğrenci kendi kişisel özelliklerini, kimliğine ilişkin bir takım verileri, bilgileri, kişisel tarihine ilişkin bir takım bilgileri verir, onun içine akıtır. Yani yine portre yapıyordur ama bir projenin içerisinde bu ona ait bir çözüm olarak karşımıza çıkar ve dolayısıyla burada süreç içinde intihar gibi sıkıntı yaratacak ya da kopya gibi yanlış olacak uygulamalardan uzak durursunuz ve sonra da bir kimlik inşa etmiş olursunuz. Bir bakış açısı, kendini sürekli içeride tutan, kendini merkezde tutan bir bakış açısı da yakalanmış olursunuz öğrenciye. Bu kendiliğinden sorunu çözer diye düşünüyorum. Bizdeki uygulamalarda 17 öğrencimiz varsa 17 farklı tavır var. 17 artı portre yaklaşımı var. Yani benim gibi portre yapan ikinci bir kişi yoktur bize. Yani dolayısıyla burada özgürleşme, özgün çözüm üretme süreç içinde şekillenen bir algı aslında, tavır aslında. Belki burada çaresiz kalan bir takım proje testinin süresinde özellikle yaşanan şeyler de bunlar. Yalnız sunumlar olabilir. Bu da eğitim ne derler ona kusuru olarak karşımıza çıkabilir. Bilmiyorum hocam sizde durum nasıl? Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Şimdi hem sizin çok güzel şeyler söylediğiniz hem onlarla bağlantılmak hem de bir adım geriye giderek önceki yorumuma daha hareketli yorum yapmak adına. Şimdi yapılandırmacı bir yaklaşımdan bahsetmiştim o zaman. Bu yapılandırmacı eğitimi aslında eğitimin her alanında görüyoruz işte fen bilimlerinde, matematikte yani öğrencinin ya da bilginin bilgiyi kişinin aktif olarak kendisinin ürettiği yani tek doğruyu gidip bulmak değil de oluşturmak, bilginin oluşturulduğu bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla çeşitli eğitim alanlarında bu yapılandırmacı eğitime bir geçiş görüyoruz son zamanlarda. Bu aslında sanat için çok doğal olan bir şey çünkü öğrenci zaten o eğitim sürecine katılıyor kendisi araştırarak, bularak, kendisi uygulayarak. Zaten bir yapılandırmacı inşacı bir yaklaşım içerisinde. Şimdi yine teorinin öneminden bahsetmiştim işte proje temel çalışmalarda. Yani öğrencinin okumalarla, işte hayatı gözlemle, işte teorilerle yaptığı projeyi beslemesinden kaynaklanan bir süreç. O şekilde yorulan bir süreç. Böyle olduğu zaman
içselleştirmiş oluyor öğrenci o süreyi. Hoca içselleştirmiş oluyor. Bu bir katılımcı bir oluşma süreci oluyor. Bağlamsal bir oluşma süreci oluyor. Böylelikle de biraz daha intihale, daha az eğilim oluyor diye görüyorum. Ben grafik tasarım okudum. Grafik tasarım bölümündeyim. En çok da grafik tasarım alanında görüyoruz intihali. Çünkü teknoloji her yerde aslında elimizin uzantısı ama grafik tasarım işte teknolojiye bağlı kalarak ürün üretiyorsunuz. O şekilde çoğaltıyorsunuz ürettiğiniz ürünü. Dolayısıyla diğer alanlara göre belki biraz daha kısa üretim ve tüketim süreçleri özellikle çok kısa. Dolayısıyla biraz daha fazla görüyoruz böyle şeyleri, ithal eğitimlerini. Hocamın da dediği gibi belki bu sanat ve etik, genel anlamda etik belki. Bunları belki seminerler olarak, konuşmalar, dersler olarak bu bağlamsal eğitim içerisinde yerleştirebildiğimiz takdirde hem sanatı düşünerek, yaşayarak yapmayı öğretecek. O şekilde eğitim o şekilde, kişiliği o şekilde eğilecek. Ve işte bu tür şeylerde, işte etikle ilgili konularda da farkındalık kazandıkça bu bir kişilik biçimi, davranış biçimi olarak ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Size tabii belli sınırlı bir süre verildi. Konuşacağımız çok şey var. Lisansüstü eğitimlerle ilgili. Özellikle mezuniyet sonrası süreci nasıl şekillendiğine ilişkin bizi sürdüğümüz belki çok şey var. Gerçi bir önceki oturumda biraz konuşuldu bunlar. Belki bunları sorularımızla aynı içerikte buluruz ve devam ederiz bu konuda. Ben sürenin sonuna geldiği yaklaşmak için soru bölümüne geçmek istiyorum. Sayın İlhan Bey, bizim aslında eğitim sisteminin başka bir sorumsalı da şu ilave etmeden geçmeyeceğim. Genellikle eğitim sisteminde demin de konuşmacı arkadaşlarımız bahsettiği nesne üzerinden konuşuyoruz. Yani eğitim sisteminde de böyle bir şey var. Doğrudan doğruya süreç odaklı değil, sonuç odaklı işe bakmaya çalışıyoruz. Halbuki süreç odaklı nesneyi değil, düşüncenin aktivasyonu, yeni bir düşünce şemasını üzerinden hareket etmekle eğitimi daha şekillendirebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle günüm sanat eğitimi için söz konusu olduğu zaman. Bunun için yeni bir yapılandırma, yani ben kendi üniversitemden biliyorum işte değerlendirme sistemlerinin üzerinde konuşulması lazım. Yani konu çok olduğu için işte ders isimler üzerinden konuşulması lazım. Hala uygulama üzerinde durulan bir sistemden bahsediyoruz. Bugünkü var olan sergileme alanları için daha aynı şeyleri ben söyleyebilirim ama bir temelde de bunlara sözümü kesmek istiyorum. Geçmiş yıllarda ben çok üstüne basarak bazı makalelerde de bahsetmiştim. Ümit ediyorum ki Beyazlar bu arada çok teşekkür eder. Çok güzel bir etkinliğe imza attılar. Çok takdir ediyorum. Ben çok büyük bir sorumluluğun altından kalktılar. Çok başarıyla. Türkiye için yeni bir genç sanatçı Biyaneli inşa edilsin ve bu belki yeni bir platform olarak işe yarar diye düşünüyorum. Belki sanat okullarında ya da sanat eğitimleri kurumlarında bu işin merkezine yakın bir noktada bulunmuş olur da sanat eğitiminin belki motivasyonu yüksek ya da dediğim daha olumlu konuşmalar geçti bir platformda tekrar tartışılır diye düşünüyorum. Hata yapabilen, yama süreci iyi yönetmeye çalışan, entelektüel öğrencilerin yetişmesini de hedefleyen bir aslında mantığa sahibiz. Ben bunu anladım sonuç olarak. Hata yapmak da %10 civarındadır, fazla değildir. Bu işin doğrusu yanlısı zaten hep tartışılır. Gerçekten Beyz için ben de güzel şeyler düşünüyorum ama sonuca böyle isterseniz. Ben soru varsa soru alarak ilerlemek yanayım. Soru var arkadaşlar. Evet. Daha sonra da alabiliriz. Dersen hocam, sizin söz hakkınız için kalmış. O kadar şey değil yani, çok fazla hakikaten olmak isteyen belki bir şey var diye özellikle beklemek istedim. Ben sadece kendim dahil bizim güzel sanat alanında okuyan ve mezun olan, okuyan değil de mezun olan özellikle, mezun olan herkesin dehşet şansı buldu. Çünkü hani resim bölümünden mezun sanırsanız kimse size ya niye seyredip
ki demiyor. Muhteşemdir ama yetenekli ve o özgürlük varsa eğer, o kendinizi bilediyseniz o oranda, zaten çıktığınız alan sizi kabul ediyorsa, platform, siz orada diplomanıza sorulmak. Bunu da olabildiği ender alanlardan biriydi. Ben çok hep olumlu düşmüşümdür. Sanat alanında, bizler maalesef çok üzücü ama çok şanslı bir vaziyetteyiz. Dünya genelinde. Katılıyorum. Gerçekten burada esas olan öğrencinin portfolyosunun çok zengin olması, donanımlı olması, onu güçlü kılan şey diplomasından ziyade budur. Her yerde kabul edilebilecek olan şey kıstasyon önce portfolyosudur. Dolayısıyla burada avantajlı bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Yani Avrupa'da devam edenler eğitimine ya da başka ortamlarda bunu kurumlarda deneyenler bu yüzden hep şanslı olacaktır, güçlü olacaktır. Evet, tekrar soruyorum, soru var mı? Bir şey gerekir mi hocam? Buyurun hocam. Şimdi az önce Lerzan hocamın da söylediği gibi biz şanslı, öğrencilerimiz şanslı. Bir anlamda daha da şanslı aslında. Çünkü mesela artık disiplinler arasında diye bir kavram var ve hiç kimse size neden seramik yapıyorsun, neden heykel yapıyorsun diye sormuyor. Öğrenciler rahatlıkla kesin bölümde de olsa heykelde, seramikte ders alıyor. Eğitimini yapıyor, güçlendiriyor kendisini, gidiyor mu öğrenmesi, gidiyor video atölyesinde çalışıyor. Ve sonuç olarak kendisini sınırlandırmış hissediyor. Aslında belki de bu biraz da günümüzün bir gerçekliği ve bu yavaş yavaş oturmaya başladı diye düşünüyorum. Eskiden bir parça daha gelenekçilik bu anlamda, daha kalıplarımızın içerisindeydi. Ama çok daha açık bir yapı söz konusu. Bu keyif verici. Öğrencilerimizle de konuştuğumuz bir şey bu. Çünkü bir anekdota aktarayım. Sorduğumuzda işte nasıl hissediyorsunuz kendinizi, eğitimin size ne sağlıyor diye sorduğumuzda bize bunu söylediler ki kalıbın içerisine sıkıştırılmış olmamak bizim için çok iyi bir şey. Ben istediğim şeyi yapıyorum ve hocayla gidip birebir bağlantı kurabiliyorum ve bana benim için eğitim veriyor. Hani bunu duymak çok güzel. Gerçekten dedim ki evet yani gerçekten galiba doğru yerdeyiz, doğru yerden gidiyoruz. Bir de benim hani öğrencilerden ricam şu olacak, yine aynı mantık içerisinde lütfen kendilerini geliştirsinler. Daha çok okuyup, çok görüp, bir şeylerin farkına varmak için kendi kendilerine kuramsal anlamda da araştırmalar yapsınlar istiyorum. Yalnız ufak bir fark var. Mesela Instagram ya da Facebook'ta veri takip etmek değil kastettiğim şey. Bu ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Çünkü veriler uçup gidiyor. O başka. Önemli olan gerçekten öğrenmek, gerçekten hayatına varmak ve gerçekten sorgulamak. Bunu da Facebook'la yapamıyoruz. Genellikle çünkü böyle bir Facebook şeyi var. Instagram, Facebook ya da medya. Orada çok fazla bilgi var ve onların bir şey sağladığını düşünüyoruz. Halbuki öyle bir şey yok. O görüntü. Onun ötesinde özümsemek. Bilmencik bir şey diyeyim. Ben eğitimci olarak öğrencimin getirdiği çizimin ya da eskizin ona ait olduğunu polis gibi araştırmak zorunda değilim. Şimdi dürüstçe söylüyorum. Bu senin kendi için değil. Eğer beni kandırabileceğine inanıyorsan kaldır. Ama kendini kandırabiliyorsan buyur yoluna devam et. Yani bir kere yaparsın, iki kere yaparsın. Deneyebilirsin. İşin çok hoşuna gitmiştir. Ne olur bende de olsun dersin. Tamam ama onunla bu benim dilim artık deyip çıktığında var olamaz. Evet, onu yaşamaya gerek yok. Az önce konuştuğumuz gitar noktasına da olmayı duydu aslında. Çok kolay oldu bu işe. Teşekkür ediyoruz. Ben şöyle yapayım isterseniz. Fezle ilk yazışmalarınızda ben soğuk davrandım. Genellikle özel sektörden, diğer dışarıdaki kurumlardan gelen talepler bizde ürkütlüğü yaratır. Hatta bayağı geciktirdim yazışmaları falan. Bir gün mezuniyet sergisinde baktım, fakülteye gelmiş Fez yöneticileri. Aslanım buradaydı biraz önce, sağ olsun. Ali Kerem Bey. Bir anda farklı bir şekilde kendilerini tanıttılar ve yapmak istedikleri projeyi detaylı bir şekilde aktardılar. Güzel bir buluşma böylelikle başlamış oldu. Bizim bu tür desteklere ihtiyacımız var. Özellikle devlet üniversitelerinin bir
takım sıkıntıları var. Bütçe konusunda sıkıntıları var. Kendilerini ifade etmekte, göstermekte sıkıntı duyduklarını düşünebiliriz. Dolayısıyla BASE çok güzel bir model, güzel bir örnek. Ben Ali Kerem Bey'i, İlgin Hanım'ı, Aslı Hanım'ı kutluyorum. Derya Yüce'yi kutluyorum. Çok güzel bir sergi oluşturulmuş. Bu güzel ortamın devam etmesini diliyorum. Önümüzdeki yıllarda tekrar bir araya geliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Ali Kerem Bey için dinlediler. Ekleyecek bir şey olan hocamız varsa isterseniz yavaş yavaş. Ben de bir ilk yapmak istiyorum BASE'le ilgili. Biz de daha proje ilk olgunlaşırken görüşmüştük kendilerince ve gerçekten öğrencilerin böyle bir ortama ihtiyacı olduğu gibi hani sonucunu da çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini gördük. Çok sayıda ziyaretçi almış, tanıtımları aynı şekilde, duyumları çok iyi yapıldı öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde. Ve bütün Türkiye'de güzel sanatlar eğitimi, sanat ve tasarım eğitimi alanında yapılan farklı işleri bir arada görmek çok umut verici oldu yani. Sonuçlar, öğrencilerden çıkan işler, hocamın dediği gibi hani o deneysellikle ve aynı çatı altında farklı bölümlerin birbirinden faydalanmasıyla çıkan sonuçları da görmek bizim için hoca olarak da çok umut verici oldu. Siz de BASE ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Size de fırsat verdikleri için. Evet. Size katıldığınız için, birlikte olduğunuz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Etkinliğe başarılar diliyoruz. Daha bir günümüz daha var. Size yetenekler, gerçek teşekkür ediyoruz. Sağ olun.